Herkese merhaba, yayınladığımız videolardan haberdar olabilmek için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz ve sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmemiz için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bu şekilde bizlere destek olmuş olursunuz. Hazırsanız başlıyoruz. Bu soru önemli, hemen açıklayacağız. Aşağıdakilerden hangisi atar damar kanamalarına ait bir özelliktir? Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması, yüzeysel bir yaradan yayılarak yavaş akması, koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması, Açık kırmızı renkteki kanın kalp atımıyla eş zamanlı fışkırır tarzda akması. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Bakın atardamar kanımız rengi neydi? Açık kırmızıydı, değil mi? Ve damarların atısıydı, ataların atısı diyorduk biz. En tehlikelisi atardamar kanamasıydı. Kısa sürede çok kan kaybedip kişi ölüme kadar götürebiliyordu. Kanama ile alakalı sorularda renklerini mutlaka bilelim demiştim. Atardamar kanaması açık renkli olur. Toplar damar kanımızı koyu renkli olur. Peki nasıl aklımıza tutacağız? Toplar diyorum bakın top diyorum değil mi? Koyu renkli bir toptan toplar damar kanımızın koyu renkli olduğunu aklınıza tutabilirsiniz. Şimdi söyleyeceklerim önemli. Toplar damar ile alakalı. Sınavda yayılarak akar der, taşma tarzına akar der, yavaş ve sürekli akış halindedir der. Siz bunları gördüğünüz zaman toplar damar olduğunu bilin. Kalp atımına uyumlu şekilde şu anda gördüğünüz gibi fışkırarak çıkar der. Kesik kesik akar der. O zaman da atar damar kanamasının olduğunu biliyoruz. Kılcal damar kanaması neydi? Hayatı önem arz etmezdi. Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanamaydı. Kendi kendine durabilirdi. Animasyon sorusu hemen oynatalım. Motosiklet sürücüsü için numaralanmış ifadelerden hangileri kesinlikle söylenebilir diyor. Bu arada diğer animasyon soru videolarımız için ilk yorumda linkten ulaşabilirsiniz orada animasyon soru videosu linkimiz var. Örneklerle anlattık birçok animasyon sorumuz var orada. Birincisi can ve mal güvenliğini tehlikeye attı. İkincisi ileri sürüş tekniklerine sahip oldu. Üçüncüsü şerit takip kurallarına uydu. Dördüncüsü geçme kurallarına uymadı. Hangileri kesinlikle söylenir? 1 4 3 4 2 3 1 ve 2. Doğru cevabımız A olacak 1 ve 4. İşte biz bunu kesinlikle söyleyebiliyoruz. Oradaki motosiklet sürücüsüne baktığımız zaman aslında araçlar arasında slalom yapıyor değil mi? Sürekli şerit değiştiriyor ve diğer araç sürücülerinde kaza riskini artırıyor. Onların konsantrasyonunu bozuyor. Yani burada can ve mal güvenliğini tehlikeye atıyor ve geçme kurallarına da uymuyor. Ne yapıyor? Soldan gelen aracın hemen önüne kırıyor mesela değil mi? Şu anki gördüğünüz gibi. Burada ileri sürüş tekniğine sahip olduğunu söyleyemiyoruz. Şerit takip kuralına uymadığını bunu da söyleyemiyoruz. Cevabımız 1 ve 4 olacak. Animasyon sorularında asla olasılıklara bakmayın. Kesinlik diyor ya sorularda. Genellikle öyle söyler. Kesinlik olarak arayın olur mu? Hani orada bize belirseydi hız sınırına uymadığını vesaire deseydi biz orada bakacaktık. Bize belirtilen bir hız levhası var mı? Varsa ona göre cevaplayacaktık. Yoksa ona göre cevaplayacaktık. Yani olasılık yoktur animasyon sorularında. Bölünmüş karayolunda meydana gelen trafik kazasında aşağıdakilerden hangisi asli kusur sayılır? En soldaki şeridi sürekli işgal etmek, öndeki araca arkadan çarpmak, aracın cinsine ve teknik yapısına uygun olmayan hızla gitmek, takip mesafesine uymamak. Doğru cevabımız. B şıkkı öndeki aracı arkadan çarpmak. Asli kusurdan daha önce de bahsetmiştim sizlere değil mi? Geçme, olsa, geçme yasa olan bir yer varsa ben oradan geçiyorsam bu asli kusurdu. Yani hata ve kusur arayacaktık açıkçası. Karşı şeride ihlal etmek asli kusurdu. Arkadan çarpmak asli kusurdu. Araçlar park etmişti. Ben gittim araçlara çarptım. Park etmiş araçlara. Bu asli kusurdu. Kırmızı ışık yanıyordu. Durmadım geçtim. Değil mi? Asli kusurdu. Trafik polisi dur dedi. Durmadım geçtim. Asiye kusur. Bakın söylediklerim hep sınav sorusu bu arada. Hani buna dikkat edin. Emin olun hiç boş laf yapmıyorum. Yaptığım her açıklama önemli. Buna e, sınava girip çıkan arkadaşlarım çok daha iyi biliyor. Devam edelim. Araçların renk ve teknik değişiklik araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranları bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur. 60 50 40 30. Doğru cevabımız Değişikliği 30 gün içerisinde bildirilmesi zorunluydu. Bir de yeni gelen sorulardan bir tanesi tescil belgesi sorusu. Şöyle soru, soruyorlar. Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil belgesi düzenlenir diyor milletim. Bir ay diyorsunuz. Bir de yıldız bir not düşeyim ben oraya. Trafiğe çıkacak araçların bakın mevzuata uygunluğunu ne gösteriyor diyor milletim kayıt ve teşhirlinin onaylanması gösterir diyorsunuz. Bu arada sınava girip çıkan arkadaşlarım e, sınavda neler soruluysa yorum bölümüne yazsınlar. Maddeler şeklinde yazsınlar. Ben de bir bakayım nerede eksiğimiz var. Eğer eksiğimiz varsa e, o soruları alırım ben de. Sizden sonra gelecek olan öğrencilerimiz için de kullanırız. Yani e, gelecek nesillere de inşallah daha faydalı olmaya çalışalım. Bunu bunun için söylüyorum. Hem de diğer arkadaşlarımız da öğrenmiş olur. Sınava girdiniz çıktınız. Farklı bir soru soruldu. onu lütfen yorum bölümüne yazın. Maddeler şeklinde yazın. Hocam şunlar şunlar soruldu diye yazın. ve onları tek tek bakacağım. Akşamları yorumlara kontrol ediyorum. Bakıyorum bu arada. Bu şekilde bana yardımcı olursanız sevinirim. Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir. 5 kez albileni iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerin arasına hafifçe vurulması baş parmak ve diğer parmakları yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması, bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması, bebeğin iki yardımcının bir kola üzerine ters olarak yatırılması. Birazdan görsele bakacağız. Doğru cevabımız C şıkkı değildi. Bakın tam takanıklık durumundan bahsediyoruz ve bebeklerden bahsediyoruz, değil mi? C şıkkı ne diyor? Bebeğin başını gergin ve gövdesten yukarıda olacak şekilde tutulması. Hayır, bu değildi. Hemen bakalım görselimize çünkü sınavda gelebiliyor. Şimdi tam tıkanıklık yaşayan ve karına baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde hava yolunun açılması için bebek ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılır, baş parmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranır, 5 kez albilenin iç kısmı ile bebeğin sırtına yani kürek kemiklerin arasına vurulur arkadaşlar. Ve diğer kolun üzerine başı elle kavranılarak sırt üstü çevrilir, yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılır, çıkmadıysa başı gövdesinden aşağıda olacak şekilde sırt üstü tutulur. 5 kez iki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmından bakın göğüs kemiğinin alt kısmından karnın üst kısmına baskı uygulanır ve cisim çıkana kadar bu şekilde devam edilir. Bir aracın yolcu indirme amacıyla kısa süreli durdurulması ne denir? Durma bekleme duraklama fark etme. Doğru cevabımız C şaka duraklama olacak. Bakın ne demiştik? Yolcu indirmek, bindirmek değil mi veya beklemek gibi kısa süreyle durdurma hallerini biz duraklama derdik. Süremiz 5 dakikaydı. 5 dakikadan fazla bekleyeceksek bu park etmeye girerdi. Peki durmayı tekrar hatırlayalım mı? Yeni gelen arkadaşlarım var çünkü. Yolun kapalı olması durumunda beklemek. Bakın yol kapalı bekliyorum. Bu durmaydı değil mi? Karayolu üzerinde önümüzde seyreden aracın birden aniden durması. Bu durmaydı. Veya önümüzdeki araç arızalandı. Durduk. Bu durmaydı. Trafik görevlisi dur dedi. Ben de durdum. Bu neydi? Durmaydı. Yani ben ne arayacağım durmada? Trafik zorunluluğu nedeniyle aracın durdurulmasını arayacağım. Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir? Birincisi aşırı sıvı kaybı, ikincisi kalp ritim bozuklukları, üçüncüsü başa şiddetli darbe alınması. Şıklar 1-2, 1-3, 2-3, 1-2 ve 3. Doğru cevabımız D. Şıkkı 1 2 ve 3 olacak. Şimdi bu soru önemli. Daha doğrusu yaptığım açıklama önemli olacak. Şok neydi? Kalp damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan Tansiyon düşüklüğü ile seyreden bir akut dolaşım yetmezliği ee, yeni sorulan sorulardan bir tanesi şoka girmiş olan kişinin tansiyonun düşüp çıkacağını ile alakalı kişi şoktaysa eğer tansiyonu düşer bakın çıkmaz tansiyon yüksekliği gözükmez buna dikkat edin bu yüzden söylüyoruz tansiyon düşüklüğü ile seyreden bir akut dolaşım yetmezliğidir şok diyoruz şimdi kaç çeşit şok var yine bunun ile alakalı bir e, sınav sorusu var kalbin yeterli çalışamadığı durumlarda görülen şok var. E, i̇kincisi yaralanma sonrası genellikle sıvı ve kan kaybına bağlı gelişen şok var. Üçüncüsü vücuda zehirli bir maddenin girmesiyle oluşan şok var. Dördüncüsü ise alerjik olunan maddeyle karşılaştıktan dakikalar hatta saniyeler içine gelişen şok var. Yani dört tane şok tipimiz var. Hani bununla alakalı da sorular gelebiliyor o yüzden söylüyorum. Şimdi şokun belirtilerini tekrar hatırlayalım. Kişinin kan basıncı, düşer. Sınavda yükselir diyor dikkat edin. Hızlı ve zayıf nabız olur. Hızlı ve yüzeysel solunum olur. Ciltte soğukluk, solukluk, nemlilik olur. Kişi endişelidir, huzursuzdur ve başı döner. Dudak çevresinde solukluk ya da morarma olur. Kişi susadığını söyler, susuzluk hissi olur ve bilinç seviyesinde bir azalma meydana gelir. Yani kişide hafif bir sarsamlık hali vardır. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? Trafikteki kaza sayısını azaltmak, sağlık personelinin mesleki başarısını artırmak, insanlara zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırmak, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak. Doğru cevabımız D şaka doğru cevabımız olacaktı. Şimdi e, ilk yardımın öncelikli amaçları nelerdi? Hayatı tehlikeye ortadan kaldırmak vardı değil mi? Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak vardı. Yaralanın durumunun kötüleşmesini önlemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak vardı. İşte bunlar ilk yardımın öncelikli amaçlarındandı. Hasta ve yaralanan solunumu vaktiyle hisset yöntemiyle ne kadar sürede değerlendirilir? 4-8 saniye, 5-10 saniye, 8-12 saniye, 15-20 saniye. Doğru cevabımız. 5 şıkkı 5-10 saniye olacaktı. Bak hisset yöntemi ne demekti? Kısaca anlatıyorum. Kişi nefes alıyor mu almıyor mu ben bunu anlamaya çalışırdım. Bakardım, dinlerdim, hissetmeye çalışırdım. Süremiz ne kadar? 10 saniye. Orada sadece 10 saniye yazmadığı için 5-10 saniye şeklinde kabul ediyoruz. Hav yol açıklığının sağlanmasında hasta veya yaralının boyun bölgesine travma olmuş veya travma şüphesi var ise hangi pozisyon uygulanır? bağ çene pozisyonu, çene etme pozisyonu, şok pozisyonu, kuma pozisyonu. Doğru cevabımız. B şıkkı çene etme pozisyonu yani neyden bahsediyor? Alt çene pozisyonundan bahsediyor. Hava yolu açıklığının sağlanmasında şuna bahsetmiştim ben. Erkek işte boyun travması yoksa boyun zedelenmesinin şüphesi yani yoksa ya öyle bir şey yoksa baş geri çene yukarı pozisyonu veriyoruz demiştim. Eğer ki kişide bir boyun zedelenmesi varsa alt çene pozisyonu yani çene itme pozisyonu veriyoruz demiştim. Peki ne demekti bu? Düşme ve trafik kazalarında kişide boyun zedelenmesi varsayılarak uyguladığımız bir pozisyondu. Burada baş hareket ettirilmezdi. Aşağıdakilerden hangisi de dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir? Hava filtresinin kirlenmesi, yakıt deposunun delinmesi, yakıt sisteminin hava yapması, depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi. Doğru cevabımız C olacak. Hangi motordan bahsediyoruz? Dizel motorlardan bahsediyoruz. Depodaki, depodaki yakıt bittiği zaman yakıt sisteminde hava meydana geliyor. Zaten dizel ile alakalı soruları gördüğünüz zaman hava kelimesini unutmayın arkadaşlar. Ön ısıtma bujisi, kızdırma bujisi bunları unutmayın. Bunlar zaten sizin anahtar kelimeleriniz olacaktı. Peki dizel motorlardan bahsediyoruz ya. Yakıtı neydi dizel motorların? mazot yani motorindi değil mi o zaman şöyle söyleyelim dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin koyulursa ne yapacağız ne yapmamız gerekiyor yakıt deposunu boşaltacağız arkadaşlar. Bakın dizel olan bir araçtan bahsediyoruz. Yakıtı mazot ve motorinde gittiniz yanlışlıkla benzin koyuldu. O zaman yakıt deposunu boşaltacaksınız. Tabii bunu kontağı açmadan fark ettiyseniz eğer. Ama bunu fark etmediniz. Kontağı açtıysanız eğer işte o zaman işlem daha da uzun sürecektir. O boruların iç kısmı vesaire hepsinin benzin e, benzinden arındırılması gerekir. Yani uzun bir işlem. Hangisi kalp durmasının belirtilerindendir? Yine bu belirtiler de önemli bizim için. Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi, solunumun sık ve yüzeysel olması, kan basıncının artması, vücut sıcaklığının artması. Doğru cevabımız Aşıkı göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi meydana gelecektir çünkü kişinin kalbi durmuştur. Yine burada belirtileri arasında kişide kalp atımı artık alınamaz, solunum artık yoktur, kişi hareket edemez, bilinci kapalıdır ve göz bebeklerinde büyüme yani sabitlenme veya işte sınav tabiriyle genişleme meydana gelecektir. Şimdi kalp durması uygulanmasında hani ne zaman sonlandıracağız? kalbi çalıştıktan sonra sonlandırıyoruz arkadaşlar. Ne zamana kadar devam ediyorduk biz? Yitene kadar, bitene kadar, tükenene kadar devam ediyorduk. Peki kalp durmasının en önemli göstergesi neydi? Nabız atımlarının artık olmamasıydı. Yetişkinlerde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Kaburganın sağ alt bölgesi 1 santim, karnın sol üst bölgesi 3 santim, göğüs kemiğinin ortası 5 santim, kaburganın sol alt bölgesi 7 santim. Doğru cevabımız. Çeşit olacak yetişkinlerden bahsediyor. Göz kemin ortası 5 santim olacaktı. Peki bir bebek deseydi o zaman ne diyecektik? 4 santim diyecektik. Bakın yetişkinlerde 5 santim çocuklarda 5 santim. Bebeklerde ise 4 santim şeklindeydi. Şekli trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır? Yolun kayganlığını kontrol etmelidir. Hızını azaltmalıdır. Geriye dönmelidir. Hızını artırmalıdır. Doğru cevabımız. B şıkkı hızını azaltmalıdır. Levhamızın anlamı her iki taraftan daralan kaplama yani yolun sağdan ve soldan daralacağını bize bildirir. Bu, bu levhayı gördüğümüz zaman e, sağdaki araçlar sola geçer, soldaki araçlar sağa geçer. Yani e, yol daralacağı için ileride bir trafik sıkışıklığı da meydana geleceği için bu tarz levhayı gördüğün zaman hızınızı artırmayacaksınız. Yavaş ve dikkatli bir şekilde şeridinizde gideceksiniz. Ve bu işareti gördüğümüz zaman sürücülerin hızlarını düşürmelerini ve daha dikkatli seyretmeleri gerektiğinde de e, gerektiği konusunda da bildirir şu anki levhamız. Eksoz gazı zehirlenmesi aşağıdaki yollardan hangisi ile olur? Boşaltım yolu, solunum yolu, sindirim yolu, solunum yolu. Doğru cevabımız şıkkı solunum yolu olacaktır. Şimdi zehirlenmelere baktığımız zaman sindirim yoluyla zehirlenme, solunum yoluyla zehirlenme ve cilt yoluyla cilt yoluyla da zehirlenmeler meydana gelebiliyor. Solunum yolu zehirlenmesinden biraz bahsedelim. Öncelikle kişi şey temiz havaya çıkartacaksınız veya işte çıkartamıyorsanız cam veya kapıyı açıp ortamı havalandıracaksınız ve yaşamsal belirtileri değerlendireceksiniz yani iki yardımın abc'sinden bahsediyorum daha sonra yere oturup pozisyonuna tutacaksınız bilinci kapalı ise bakın bilinç durumunu anlamaya çalışıyoruz. Bize cevap vermiyor. Omuzlarını sıkıyorum. Ayrıca uyarılara da cevap vermiyorsa, bilinci kapalı diyorduk. Eğer ki kişinin bilinci kapalıysa kendine değilse bu sefer koma pozisyonu yani yan yatış pozisyonu alıyorsunuz. Ve hemen 112'yi arayıp tıbbi yardım istiyorsunuz. Ve e, müdahale sırasında kendini ve çevresini korumak için gerekli önlemleri de almak zorundadır aslında ilk yardımcı. Eğer şu an orada olay yerindeyse genel olarak solunum zehlenmesinden bahsediyorum. Sadece egzoz ile alakalı değil. Ve solunumu Korumak için maske veya açta işte ıslak bezi kullanıyorsunuz arkadaşlar. Elektrik düğmeleri ve diğer elektrikli aletler ve açta işte ışıklandırma cihazlarını asla kullanmıyorsunuz. Yoğun duman varsa hastayı dışarı çıkarmak için de ip kullanabilirsiniz. Derhal itfaiye aramanıza da fayda var. Genel olarak solunum yoluyla zehlenmelerden bahsettim arkadaşlarım Yani sadece egzoz ile alakalı değil solunum zehlenmeleri genel olarak soruyorlar. O yüzden bu şekilde anlatmak istedim. Kamyon ikamet ve ramaklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır. Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması, kasanın yan ve arka kapaklarının kapatılması, yolcuların yüklerin üzerine oturtulması, yüklerin bağlanması. Doğru cevabımız şıkkı yolcuların yüklerinin üzerine oturtulması tamamen yanlış olacaktı. Evet kasa için ayrılmış bir yere oturtulacaktı yolcular. Yan ve arka kapaklar kapatılacaktı ve yükler de bağlan, bağlanılacaktı. Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontenin kapatılmasını gerektirir. Şarj, ABS yağ basıncı şıklar yalnız 3, 1 ve 2, 1 ve 3, 2 ve 3. Doğru cevabımız C şıkkı 1 ve 3 olacaktı. 3 tane de değil mi lambamız yağlanması, şarjlanması ve hareketlenmesi şeklindeydi. Bu üçünü gördüğüm zaman duruyorduk ve kontrolü kapatıyorduk. Peki araçtan yanık kablo kokusu alıyorsam ben? O zaman ne yapacağım? Yine aynı şekilde yoluma devam etmeyeceğim. Duracağım, kontrolü kapatacağım ve hemen nerede bir sıkıntı var ona bakacağım. Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur? Dirsek, omurga, kafatası, el Doğru cevabımız. kafa kafatası değil değil mi? Bakın oyna, e, oynamaz eklem diyor. Biz e, neyden bahsetmiştik bir önceki videomuzda? Hareketli oynar eklemleri nereler? onlardan bahsetmiştim. El ve ayak bilekleri, diz, değil mi? Hani bunlar e, oynar hareketli eklem yerleri. Hatta şöyle söylemiştik. Milletim duydu ki burkulma ve çakık nerede gözükür diyordu. Hareketli oynar eklem yüzeylerinde gözükür diyorduk. Kırık nerede gözükür diyordu? Kemik olan her yerde gözükür diyorduk arkadaşlar. Bir de şunu söyle onu da söyleyeyim. Burkulmalar nerelerde meydana gelir dediği zaman hareketli eklem bölgelerinde diyorsunuz. Bazen şu anki olduğu gibi el der, ayak der, ayak bileği der, diz der, dirsekler der. Hani bu şekilde de sorabiliyorlar. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Geçme yasağı sonunu, öndeki taşıda geçmenin yasak olduğunu, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu erdiğini, yük taşıtlarının öndeki taşıtları geçmelerinin yasak olduğunu, Doğru cevabımız. B şıkkı olacak. Öndeki taşta geçmenin yasak olduğunu bize bildirir. Hemen A şıkkındaki ve C şıkkındakileri eledim. Neden? Sona erdi. Son buldu diyor. Ben size söylemiştim ya hani bir levha yukarıdan aşağı bölündüyse eğer e, sona veya sonu kelimesini gereken getirin. E, şu anki levhamızda öyle bir durum var mı? Yok. O zaman hemen eliyorum. Sınavda zaman kazanmak için bu şekilde yapıyorum. B şıkkı öndeki taşta geçme yasak olduğunu bize bildirir. Levhayı bölersek ne olur? Şu anki levhamızı işte o zaman da öndeki taşlı geçme yasağının sona erdiğini bize bildirir. Yağ seviyesi normale çok altındayken motorun çalışması devam ettirilirse hangisinin olması beklenir? Motor gücün artması, motorun çabuk soğuması, motorun aşırı ısınarak zarar görmesi, motorun normal çalışmasını sürdürmesi. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Normalin çok altındayken biz çalıştırmaya devam ettik. Ne olur? Motor aşırı ısınır ve zarar görür. Peki motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yağlanmasının yanıyor olması bize neyi bildiriyordu? Motor yağ basıncının çok düştüğünü bize bildiriyordu arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisi? Yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır. Karnabask uygulanması, sıcak uygulama yapılması, Şekeri içecekler verilmesi, oda sıcaklığında bir küvete sokulması. Doğru cevabımız D oda sıcaklığında bir küvete sokulması olacak. Öncelikle havale neydi? Sinir sisteminin merkezdeki bir tahriş yani iritasyon yüzünden e, beyinde meydana gelen elektriksel boşalmalar sonucu oluşan duruma biz havale diyoruz arkadaşlar. Yani vücudun adale yapısına kontrol edilemeyen kısılmalar oluyorsa bu a, havale şeklinde. Şimdi havale nedenleri neler? Kafa travması bağlı beyin yaralanmaları, Beyin enfeksiyonları, yüksek ateş ve bazı hastalıklar bunlar havale neden olabiliyordu. Ee, şimdi havale iki çeşit var. Ateş nedeniyle oluşan havaleler. Bir de ateş olmaksızın sarı kriz epilepsi şeklinde görülen nöbetler şeklinde ikiye ayırabiliyoruz. Şimdi ateş nedeniyle oluşan havale ne demek? Herhangi bir ateşli hastalık sonucu vücut sıcaklığının 38 derecenin üstüne çıkmasıyla oluşuyordu. 6 ay ve 6 yaş arasındaki çocuklarda daha sık görülüyor bu durum arkadaşlar. Ve yine havalede ateş nedeniyle oluşan havalede ilk yardım nasıl olacaktı? Önce e, hasta ıslak havluya da çarşafa sarılacak, ıslak olacak. Bu ateş düşürme yöntemlerinden bir tanesidir. Ateş bu yöntemle düşmüyorsa eğer oda sıcaklığında bir küvete sokacaksınız. Ha bu da olmuyorsa eğer ılık duş aldırmansa da elbette fayda var. Ve sarı krizi yani epilepsi diyoruz biz buna. E, bu da yine bir kronik hastalıklardan bir tanesi arkadaşlar. Bu tarz soruya geldiğim zaman üzüldüğümü biliyorsunuz. Sarı nöbeti vesaire deyince üzülüyorum. Nedeni de bilen arkadaşlarım var zaten. Aşağıdakilerden hangisinin eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda kuru sürtünme sonucu oluşan ısının etkisiyle motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır. Motor yağı, antifriz, fren, hidroliği, akü, elektroliti. Doğru cevabımız Aşıkı motor yağı olacak. Genel olarak şöyle bir şey söyleyelim. Birbiri üzerine hareket eden motor parçalarının doğrudan doğruya temas etmelerini önleyerek aşınmadan uzun süre ve verimli çalışmasını sağlayan sisteme biz ne diyorduk? Yağlama sistemi diyorduk. Bu yüzden motor yağı motorun olmazsa olmazıydı. Eksildi veya işte özelliğini kaybetti. Ne olur? Kuru sürtünme oluşur değil mi? Motor parçaları birbirine sürttükçe o bir ısı meydana gelir. İşte o ısı ile motor parçaları birbirine kaynar ve sıkışır yani motor zarar görür. Tek yönlü ve iki şeritle bir yolda trafiğin işleyişi ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Geçişler dışında trafik sağdan akar, araçlar sağdaki şeride izlemelidir, sol şerit geçişlerde kullanılmalıdır, hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir. Doğru cevabımız D şıkkı hızlı araçlar sürekli sol şeritten gitmelidir diyor. Hayır bu tamamen yanlış olacaktı. Evet sol şerit hızlı bir şerit. Bunu hikaye etmiyoruz ama sürekli hızlı bir araçlar sürekli sol şeritten gidemez. Örnek verelim. BMW diyelim hadi hızlı bir araç olsun. E, sürekli sol şeritten gitmek zorunda mı bu araç? Hayır öyle bir şey yok. Solama yapacaksanız eğer sol şeridi kullanırsınız arkadaşlar. Yukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması halinde sürücülerin bunlara uymadaki öncelik sıralaması nasıl olmalıdır? Işıklı trafik işareti azı, e, hatta şu anki soruyu animasyon şeklinde de sormuşlardı. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri trafik görevlisi. Şıklar 1-2-3, 2-3-1, 3-1-2, 3-2-1. Doğru cevabımız. C şıkkı 3, 1, 2 şeklinde olacak. Nasıl bir animasyon şeklinde soruldu? Bize bir kavşak verildi. Ve o kavşakta trafik verilisinin olduğunu, ışıkların olduğunu, levhaların olduğunu ve yol üzerindeki yer işaretlemeleri olduğu da verildi. Burada ee, sürücünün neye uyması gerektiğini e, ne dair bir sorumuz vardı. Şimdi bir kavşaktaysanız eğer orada trafik polisi varsa önce ona uyacaksınız. Trafik polisi yoksa trafik ışıkları vardır ona uyacaksınız. Trafik ışıkları yoksa levhalar vardır levhalara uyacaksınız. Levhalar da yoksa eğer hani hiçbir yok o zaman yol işaretlemelerine yer işaretlemelerine göre hareket edeceksiniz. Belediye sınırları içinde karayolunu etkileyecek yapım çalışmalarında hangisinden izin alınması gerekir? Birazdan önemli bir şey söyleyeceğim. Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu'ndan, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Belediye Başkanlığı'ndan. Doğru cevabımız D şıkkı belediye başkanlığından olacak. Bakın sınav soruda sorusunda ne diyor? Belediye sınırları içinde diyor değil mi? İçinde diyorsa eğer hemen gidin belediye işaretleyin. Yine sınav sorusunun başında belediye sınırları dışında bakın dışında derse işte o zaman da gidiyorsunuz karoları genel müdürlüğünü işaretliyorsunuz. Burada içinde mi dışında mı ona dikkat edin. Trafik ürebesinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma işaretidir? Hadi dikkate bakalım. Doğru cevabımız tabii ki A şıkkı olacaktı. Yavaşla yavaşla bakın. Birine yavaşla yavaşla diyorsunuz. Yine aynı şekilde kolunuzu aşağı ve yukarı doğru hareket ettirirsiniz. B şıkkı yol sadece kolların gösterdiği yönde trafiği açıktı değil mi? Trafik görevlisinin ön ve arkasına bulunan araçlar duracaktı. Trafik görevlisinin e, kolların gösterdiği yöndeki araçlar geçecekti. C şıkkı hızlan ilerden bir arkadaşınız geliyor, aceleniz var ama çok yavaş geliyor. Ne yaparsınız? Ya hadi hızlan hızlan. Bak geç kaldık. Hadi hızlan. Değil mi? Elimize ileri ve geri bir şekilde hareket ettiririz. Yine burada mantık aynıdır. Trafiği hızlandırma işareti. D şıkkı trafiğin bütün istikametlere kapatılması. Trafik görevlisi hangi elini yukarı kaldırıyor? Sol. O zaman sol kol şeklinde diyoruz. Hangisi kontrolsüz kavşak işaretidir? Dikkatli bakalım. Bu arada videoyu beğenmeyen arkadaşlarım varsa bana destek olmak adına lütfen beğen butonuna bassınlar. Doğru cevabımız. C şıkkı olacaktı. Üçgen içerisinde çarpı varsa kontrolsüz kavşak diyoruz. A şıkkı döner kavşak. B şıkkı anayol tali yol. D şıkkı yine anayol tali yol şeklinde. Hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? Kazazedenin hareket ettirilmesi, çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması, çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi, eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi. Doğru cevabımız C şıkkı çıkın alt bölgesindeki deri rengi ve ısı nabzın kontrol edilmesi doğru olacaktı. Hareket ettirmiyoruz. Çıkı yerine oturtmaya çalışmıyoruz. Ve eklemin düzeltildikten sonra tesbih bu da değil arkadaşlar. Şimdi e, çıkıktan bahsediyoruz. Neydi? Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıydı. Kalıcı bizim anahtar kelimemizdi. Kendiliğinden normal konumuna dönemezdi. Çıkık. Çıkın belirtileri neler? yoğun ağrı olur değil mi şişlik ve kızarıklık olurdu işlev kaybı olurdu ve eklem bozukluğu da meydana gelirdi burada eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilecekti Çıkık yerine oturtulmaya çalışılmayacaktı yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmeyecekti ve yani bölgede nabız deri rengi ve ısı kontrolü yapılacaktı ve tıbbi yardım yani 112 aranacaktı arkadaşlar. Ve yine tespit yapılırken yaralı bölge sabit tutulacaktı. Yara varsa üzeri temiz bir bezle kapatılacaktı. Tespit edilecek bölge önce yumuşak malzemeyle kaplanacaktı. Yaralı bölge nasıl bulunduysa bak yine söylüyorum aynen o şekilde tespit edilecek ve düzeltilmeye asla çalışılmayacaktı. Beyin insan vücudundaki hangi sistemin parçasıdır? Hadi dikkat edin bakalım. Doğru cevabımız. D şıkkı sinir sistemi olacak arkadaşlar değil mi? İnsan vücudunda e, sinir sistemi neydi? Şöyle bir hatırlayalım. Omurilikten oluşuyordu. Omurilik omurga boşluğunda faaliyet gösteriyordu. Sinir sistemi algılama, anlama, hareketlerin birbiriyle uyum ve denge içinde olmasını sağlayan sistemdi. Sinir sistemi denilince benim aklıma beyin gelecekti. E beyin Beyin hangi sistemin parçası? Sinir sistemi. Sinir sisteminin merkezi hangisi? Beyin. Hani bu şekilde de sorabiliyorlardı. Şimdi orada dolaşım sistemi var. Merkezi kalp arkadaşlar. Sindirim sisteminin merkezi mide. Çok yedim, sindiremedim, midem şişti diyorduk ya hani e, mide. Hareket sistemi kemikler, kaslar ve eklemlerden oluşuyordu. Bir de yıldız bir not düşeyim. Kırık ve ezilmeler hareket sistemini ilgilendiriyor. Bakın tekrar söylüyorum hangi sistemi ilgilendirdiğini soruyor milliyetin. Kırık ve ezilmeler hareket sistemini ilgilendiriyor. Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme ve görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur? Empati, tahammül, beden dili, o konuşma usulü. Doğru cevabımız A empati empatiye uygun olacaktı mı? Geldiniz aracınızı park ettiniz ve araçta duruyorsunuz. Diğer yol kullanıcılar açısından görme, görülme veya bir engel oluşturuyor muyum, oluşturmuyor muyum? Buna bakıyorsanız siz empati yapıyorsunuz. Aşağıdaki etkinliklerden hangisi stresi azaltır? Diğer şoförlere bağırmak, hız yapmak, kırmızı ışıkta geçmek, derin nefes almak. Doğru cevabımız değişik olacak. Derin derin nefes alacaksınız. Hangisi seyir ve sürücülerin trafikteki davranışların altına yatan psikolojik süreçleri inceler? Adli tıp kazası trafik psikolojisi ilk yardımcı. Doğru cevabımız. C şıkkı trafik psikolojisi incelerdi. Hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorundur? Gazlı bez, oksijenli su, kağıt, mandil, ağrı kesici ilaç. Doğru cevabımız. A şıkı, gaz Gazves olacak arkadaşlar. Şimdi iki yardım çantasında neler bulunur, neler bulunmaz? Bunlardan bahsetmiştim ve hata demiştim ki lütfen ezber yapmayın demiştim. Hem iki yardım çantasında neler bulunur, neler bulunulmaz, sakıncalıdır ona bahsederken diğer yandan da e, yaralanmalarda nelerin yapılmayacağından da bahsetmiştik. Yani bir taşla iki kuş vurmuştuk aslında. E, soruları zaten bu şekilde çözmemiz gerekiyor mantığını anlamak adına. Şimdi Sakıncalı olanlardan bahsedelim. Bakın tantüriyot olmaz, oksijenli su olmaz, merhem, pamuk, serum, kağıt maldir, ağrı kesici ilaç, yara yanık merhemi diyor sınavda. Bunlar olmaz çünkü bunlar yaralanmalarda uygulanmaz, değil mi? Açık bir yara varsa eğer tantüriyot döküyor muydum ben? Hayır dökülmezdi. Oksijenli su döküyor muydum yaraya? Hayır. Peki açık yaraya pamuk yerleştiriyor muydum ben? Hayır, kişi başından darbe almış kulağına ve burnundan kanaması var. Ağrı kesici veriyor muydum ben ona? Hayır, işte bu yüzden bunların ilk yardım çantasında bulundurulması sakıncalı. Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önlemek için aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır? Hasta oturtularak merhem sürülmeli. Hasta yan yatış pozisyonu alınmalı. Kalp seviyesen yukarıda ve soğuk tutulmalı. Kalp seviyesen aşağıda ve sıcak tutulmalı. Doğru cevabımız. C şıkkı kalp seviyesen yukarıda ve soğuk tutmamız gerekiyor. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıydı burkulma ve zor, e, anlık zorlanma zedelenme. Bunlar bizim anahtar kelimelerimizde. Ne olur burkulmada belirtileri nelerdi? Şişlik olur, ağrı olur, değil mi? Kızarıklık olur, işlev kaybı olurdu. Burkulmalarda e, atel kullanılmıyor. Bakın dikkat edin. <laughs> Sınavda bu şekilde soruyorlar. Atelde kırık kemiklerde biz kullanıyorduk ateli. Turnikeyi de kanımı durdurma yönteminde durdurulamayan kanamalarda uyguluyorduk. Şimdi burkulma sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesiyle e, tespit edilir burkulma. Hani öyle e, atel veya turnikeyle değil. Ona dikkat edin olur mu? ne yaparız? Sıkıştırıcı bir bandajla tespit ederiz. Şişlik olacaktır. O şişliği azaltmak için yukarı kaldırırız. Soğuk uygulama yaparız. Hatta morarmayı önlemek için ne yapılır düğüm milletim. E ne yapacağız? Yukarı kaldıracağız ve soğuk uygulama yapacağız. Hareket ettirmeyeceğiz ve tıbbi yardım isteyeceğiz. Motor hareketinin vites kutusuna iletilmesini sağlayan sistem hangisidir? Marş, Mar şarj, ateşleme kavramı. Doğru cevabımız D kavramı olacak. Bakın iletmek, kesmek. Bir önceki videoyu izlemeyen arkadaşlarım hemen izlesinler. İletmek, kesmek değil mi? Bunlar bize kavramayı veriyordu. Hangisi yolun her iki yönden taşı trafiğine kapatılmış olduğunu bildirir? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız. B şıkkı olacaktı. A şıkkı taşıt giremez. C şıkkı yine sınavlarda da en çok sorulan levhalardan bir tanesi motosiklet hariç motorla taşıt trafiğine kapalı yol şeklinde. Yani motosiklet girebiliyor diğer araçlar giremiyor. D şıkkı bisiklet giremez şeklinde. Araç park edildikten sonra hangisini yapmak gerekir? Fitese boşa almak, çekmek, fren pedalına basmak, debriyaj pedalına basmak. Doğru cevabımız. B şıkkı el freni çekmemiz gerekiyor. Milletim diyor ki el frenin görevi nedir diyor. Bakın ne işe yarıyor el freni diyor. Duran aracı sabitlemek ve kaymasını önlemektir. El frenin görevi unutmayın. Güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmektir. El frenin görevi. Bir de el freni neyi vardı? Teli vardı değil mi? Tel koparsa ne oluyordu? El freni tutmuyordu. Araçta uzun faylar yakıldığında kaç metre yardan atması gerekir? 250, 250, 100. Doğru cevabımız Değişik olacak. Uzun faylar 100 metre aydınlatırdı. Gösterge panelimizde mavi renk yanardı. Kısa faylar 25 metre aydınlatırdı ve gösterge panelimizde yeşil renk yanardı. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacakların 30 santim yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumların hangisine sakıncalıdır? Şok, beyin kanaması, ayakta olan kanamalar, ayak bileğinin burkulması. Doğru cevabımız B şıkkı beyin kanamasına sıkınca sakıncalı olacak. Daha doğrusu sadece beyin kanaması demeyelim. Şöyle söyleyelim. Kafa yaralanmalarında, baş yaralanmalarında, kafa travmalarında, beyin kanaması şüphesinde. Hani bunlarda zaten şok pozisyonu verilmez. Çünkü kişi beyin kanaması geçiriyor olabilir. Şok pozisyonu bilmeyenler için söyleyeyim. Kişiyi sırt üstü yatırıyorsunuz. Ayaklarını 30 santim kadar yukarı kaldırıyorsunuz. Neden yukarı kaldırıyoruz? beyne kan akışını sağlamak için. Bakın ne beyne kan akışını sağlamak için biz bunu yapıyoruz. İşte bu yüzden baş yaralanması, baş travması, beyin kanaması bu tarz durumlarda şok pozisyonu varmıyorsunuz. Trafik işaret levhaları ile belirlenmiş şey ve okul geçitlerine yaklaşan sürücülerin hangisini yapması yanlıştır? Yavaşlamaları, hızlarını artırmaları, yalara ilk geçiş hakkını vermeleri, okul geçidi görevlisinin talimatlarına uymaları. doğru cevabımız. B şıkı hızlarını artırmaları yanlış olacak. Yaya ve okul geçidine yaklaşıyorum. Yayalar var. Okul geçidine yaklaşıyorum. Öğrenciler var değil mi? Bu yüzden hızımı artırmayacağım. Hızımı yavaşlatacağım. Yani yavaşlayacağım ve yalara ilk geçiş hakkını mutlaka vereceğim. Yayalara, yayalar her zaman öncelikli soru tarzı ne olursa olsun animasyon görsel hiç fark etmiyor. Yaların her zaman bir önceliği var arkadaşlarım. Onlara yol vermek zorundasınız. Ha şu an trafikte de Yıllara yol varmazsınız eğer bunun bir cezası var. Buji ile ateşlemeli motorlarda aşağıdaki yakıtlardan hangisi kullanılır? Alkol LPG, gaz LPG, benzin LPG, motori LPG. Doğru cevabımız C şıkkı benzin LPG şeklinde olacaktı. Hangisi bıyılma belirtilerinden değildir? Kasların gevşemesi, yüzün kızarması, soğuk taleme, ani bilinç kaybı. Doğru cevabımız. Beş dakika yüzün kızarması değil. Hatta biz şöyle söylüyorduk. Yüzün sararması yani yüzde sararma. Ya bayılmanın en belirgin belirtisidir diyorduk arkadaşlarım. Bayılma neydi? Dolaşım yetmezliği sonucu beynin kansız, oksijensiz kalması nedeniyle geçici, kısa süreli. Bakın kısa süreli olarak meydana gelen bilinç kaybı haliydi. Bayılma sonucu hareket sisteminin faaliyeti dururdu. Hangi sistem diyor milletim? hareket sisteminin faaliyeti dururdu. Burada ne yapacağız? Bayılan hastanın kendisine gelmesi için duyu organlarını uyaracağız. Kendine gelince dinlenmesini sağlayacağız ve temiz hava almasını sağlayacağız. Neden temiz hava almasını sağlıyoruz? Ne demiştik biz bayılmanın tanımı için? Beynin kansız, oksijensiz. Bakın oksijensiz kalması nedeniyle demiştik ya. İşte bu yüzden temiz hava almasını sağlıyorsunuz. Şimdi bayılmanın pozisyonu var. Kişi bayıldıysa Sırt üstü yatırın, ayakları 30 santim yukarı kaldırın. Kişi bayıldı ama kusması da var. Bakın kusma da var. O zaman yan yatış pozisyonu yani koma pozisyonu almanız gerekecek. Bayılan bir kızın sizin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır? Baş geride yere oturuş, sırt üstü yatış, dik oturuş, yan yatış. Doğru cevabımız değişik işte anlatmak istediğim tam da buydu. Kişi bayıldı, kusması var. Yan yatırıyorum. Kişi bayıldı, kusma falan yok. Hiçbir şey yok. O zaman sırtı su yatırıyorum. Ayakları 30 santim yukarı kaldırıyorum. Hangisi? Yakıt tüketimin artması neden olmaz. Klimanın açık olması, ani duruş ve kalkış yapılması, hava filtresinin değiştirilmesi, camlar açık şekilde seyahat edilmesi. Doğru cevabımız. C şıkkı olacak klima açık aynı duruş kalkış yapıyorum camlar açık bir şekilde seyahat ediyorum bu benim yakıt tüketimimi artırıyor arkadaşlar e, C şıkkı hava filtresini değiştirmesi şimdi siz Hava filtresini belirli aralıklarla değiştiriyor, değiştiriyorduk değil mi? Bunu biliyorsunuz. Diyelim ki değiştirmediniz. Hava filtresi süzme işlevini yerine getiremiyor değil mi? E, hava motora giren toz ve kum zerrelerini temizleyemiyor hava filtresi. Bu yüzden motor çekişten düşüyor ve yakıt tüketimi artıyor. Bu yüzden belirli aralıklarla hava filtresinin değiştirilmesi gerekir. Siz değiştirmezseniz eğer yakıt tüketiminiz artar. Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait teçhil belgeleri, sahiplerin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süreyle geçerliliğini korur? 30-40-50-60 Doğru cevabımız. Aşık olacak 30 gün süreyle geç haliliğini koruyacaktı. Birinci kapıda olan kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? 1. Solunum kontrolü 2. Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması 3. Dolaşım kontrolü yani nabız atımlarına bakılarak ışıklar 1 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 1 Doğru cevabımız C şıkkı 2, 1, 3 şeklinde olacaktı. Öncelikle ne yapıyorduk biz? Bundan bahsetmiştim değil mi? Ağız için temizleyip hava yolunu açıyorduk. Çünkü kişinin ağzında sakız şeker olabilir demiştik. Bu yüzden bunu yapıyoruz aslında. Daha sonra solunum kontrolünü yapıyoruz. Daha sonra dolaşım kontrolü şeklinde devam ediyoruz. İki yardım konu anlatım videolarım var. Eksiniz varsa onlara bakın arkadaşlarım olur mu? Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez. Öndeki araca korna çalan ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile bekleyemez sürücünün. Bu davranış için hangisi söylenebilir? Saygılı, telasız, sorumlu, sabırsız. Doğru cevabımız. Değişiklik sabırsız. Bakın bir saniye dahi bekleyemiyor. İşte biz buna sabırsız diyoruz. Trafik psikologları yaşam tarzı ile araç, araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Değer bir deyişle insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adab içinde davranırlar. Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir sabır, öfke, bencilik, inatlaşma. Doğru cevabımız. A şıkkı sabır değerine sahip olmadığı biliniyor. Geldi yani 49'a. Bir arızadan dolayı sürlemeyen veya ışık ve fren donanımları bozulan araçlar diğer bir araç ile en yakın bakım ve onarım yerine kadar gerekli şartlara uyulmak kaydıyla çekilebilirler. Buna göre aşağıdakilerden hangisi arızalı araç çekilirken uyulması gereken şartlardan biri değildir? Çekilen aracın ağırlığının çeken aracın taşıma sınırından az olması, birbirine bağlanan iki araç arasındaki açıklığın 10 metre olması, çekilen aracın sürücü yönetiminde olması, her iki aracın da boş, yüksüz olması. Doğru cevabımız B şıkkı. İşte bu şartlardan biri değildi arkadaşlar ama diğerleri o şartları taşıyordu geldik 50 ye. Hadi bakalım bu sorun cevabı sizde resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır şok koma tam tıkanma omurga yaralanması lütfen son sorulara katılmaya çalışın genel olarak başarı ortalamanızı çıkartmaya çalışıyorum ee, Hani cevabı bilmiyorsanız bile bir tahmin yürütüp tekrar yazın ama bunun cevabını ve diğer son soruların cevabını Google'da bulup araştırıp o şekilde yazmayın arkadaşlar olur mu? Ben kendi doğrularınızı istiyorum. Google'ın doğrularını değil. Bu yüzden diyorum ya hani başarı ortalamanızı çıkartacağım diye. Bu yüzden lütfen söylediğim şekilde yaparsanız beni mutlu edersiniz. Bana destek olmak adına teşekkürler butonuna basabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı da ihmal etmeyin diyelim. Bir sonraki soru videosuna görüşmek üzere.